Arkadaşlar selamünaleyküm. Teknoloji geliştirme konusunda Türkiye'nin gözbebeği savunma sanayimiz oldu. Her alanda burada gösterdiğimiz ivmeyi sergileyebilseydik muhtemelen her şey çok daha farklı olurdu şu an. Ama şunu biliyoruz ki ülkelerin teknoloji geliştirme süreçleri genel olarak savunma sanayisinden başlıyor. Yani bu alanda ortaya konulan ürünler genelde yüksek teknoloji içerdiği için ülkelere büyük tecrübeler kazandırıyor. Bir savunma sanayi ürünü üretirken onun parça üretimi için görevlendirdiğiniz alt firmalar sayesinde kritik teknoloji üretebilen onlarca yerli firmanız oluyor. O yüzden savunma sanayindeki gelişmeler sadece güvenlik bağlamında değil, böyle kritik bir konuda da büyük öneme sahip. Savunma sanayi ile ilgili gelişmeleri aktarırken yaşadığımız heyecan da genellikle bununla ilgili. Bugün de konumuz yerli savunma sanayimiz. Son 10 gündür yaşanan önemli gelişmeleri konuşuyoruz. Milli insansız savaş uçağımız Kızıl Elma'dan, Gökdeniz yakın hava savunma sistemimizden ve Türkiye'nin ilk milli jet motorlu askeri uçağı olan Hürjet'ten önemli haberler var. Dediğim gibi savunma sanayinde yaşanan gelişmeler çok önemli. Özellikle şu anda öyle bir döneme girdik ki ambargo kartı ülkelerin diplomaside kullandığı bir silah haline geldi. Yani bundan sonra üretmediğiniz her şeyi size atılacak bir mermi olarak görebilirsiniz. Çok kritik olmayan ürünlerden gelecek ambargo çok başınızı ağrıtmayabilir. Ama bir çatışma anında silahsız kalırsanız işte bu ambargo canınızı yakar. Somut örnek isteyen Kıbrıs Barış Harekatı sürecini ve o süreçte Amerika'nın bize uyguladığı ambargoyu inceleyebilir. İşte bu videoda olduğu gibi. Gibi. Paylaştığımız savunma sanayi ile ilgili gelişmeler o ambargoların tekrarlanmasının önündeki en büyük engel olarak durduğundan dolayı stratejik öneme de sahip. Her gelişme ülkemizin biraz daha yere sağlam basmasını sağladığı için kıymetli. Mesela bugün ilk konumuz olan Gökdeniz yakın hava savunma sistemi. Türk donanmasını bir bağımlılıktan daha kurtarmak için savunma sanayimiz Gökdeniz yakın hava savunma sistemini geliştirdi ve sistemin gemi üzerindeki son atışlı testinde yüksek hızlı hedef başarıyla imha edildi. Bu ne demek oluyor? Gökdeniz bu yıl İstanbul fırkateynimizde göreve hazır hale gelecek anlamına geliyor. Gökdeniz gemilerimizin hava tehditlerine karşı savunulmasında son katman olarak kullanılacak. Bu yüzden kritik bir önemi var. Başta gemi savar füzeleri olmak üzere insansız hava araçları, uçaklar ve helikopterler gibi tehditlere karşı gemiyi koruyacak olan son çare Gökdeniz'de diyebiliriz. Gökdeniz sisteminde 35 mm namlulu silah var. Bunun yanında aynı platformun üzerinde arama radarı, takip radarı ve elektrooptik algılayıcılar da bulunuyor. Bu sayede sistem hedef tespiti, tehdit önceliklendirmesi, tehdidin otomatik olarak takip edilmesi ve imha edilmesi fonksiyonlarının hepsini kendi başına yerine getirebiliyor. Sistemde MKE üretimi 35 mm çift silah kullanılıyor ve bu silah dakikada 1100 atımızına sahip. Atom adı verilen Aselsan ve MKE'nin ortak ürettiği parçacıklı mühimmatı kullanıyor zaten hava tehditlerine karşı yüksek etkinlik sağlamasının sebebi de bu mühimmat. Gökdeniz sadece hava tehditlerine karşı etkili değil, su üstü ve kara hedeflerine karşı da kullanılabiliyor ve silahtan elektrooptik algılayıcılara kadar az önce bahsettiğim platformdaki bütün bileşenler yurt içinde savunma sanayimiz tarafından geliştirilip üretildi. Bu sistem elbette donanmamıza büyük güç katacak. Ama bir diğer önemli yönü de şu ki sadece Türk Silahlı Kuvvetlerine değil müttefik ülkelerin donanmalarına da büyük katkı sağlayacak. Çünkü dünyada bu yakın hava savunma sistemini geliştirebilen ülke sayısı çok az. Bizim bunlardan biri haline gelmemiz müttefikimiz olan ülkelerin de bunu geliştirebilen ülkeler tarafından ambargo ile tehdit edilebilmesinin önüne geçecek. Zaten bu yüzden dost ve müttefik ülkelerimizin donanmaları da şimdiden Gökdeniz'e yoğun ilgi gösteriyor. Yani şimdiden Gökdeniz ülkemize ve ve müttefiklerimize hayırlı olsun diyebiliriz. Geçtiğimiz günlerde yaşanan önemli gelişmelerden biri de insansız hava araçları konusunda bize heyecan verdi. Baykar Savunma'nın geliştirdiği Kızıl Elma isimli insansız savaş uçağımızın kanatları monte edildi. Kızıl Elma ilk kez Mart 2022'de göreceği çıkmıştı ve o zamandan beri de üretim faaliyetleri hızla devam ediyor. Mart ayında kanatları monte edilmişti. Şimdi de uçağın ön kısmında bulunan kanatların montajı tamamlandı. Tabi burada kanat nedir sorusu akla gelecektir. Kanat sabit kanatlı hava araçlarında ana kanadın önünde bulunan yardımcı bir yapı. 1900'lerin başlarında ilk örnekleri ortaya çıksa da bugün kullanılan tipteki örnekler 1960'larda tasarlanmaya başlandı. Genellikle delta kanat tipine sahip kuyruksuz uçaklar kullanılıyor. Ana kanat yükünü azaltmak, ana kanat hava akışını daha iyi kontrol etmek ve özellikle de uçağın manevra kabiliyetini çok arttırmak için kullanılan bir yapı bu. Kızıl Elma'ya montajının tamamlanması da projenin ne kadar hızlı ilerlediğini göstermesi açısından bile çok önemli. Bu proje ne kadar hızlı ilerlerse belki iddialı bir ifade olacak ama küresel çapta dengeleri yerinden oynatmamız da o kadar hızlı olacak. Çünkü savunmada her proje elbette önemlidir. Ama Kızıl Elma dünya savaş tarihini yeniden yazacak potansiyele sahip. Yani birçok birçok proje gibi Kızıl Elma bugünün değil geleceğin projesi. Bizim için en önemli yönlerinden biri kısa pistli gemilere iniş ve kalkış kabiliyetine sahip olacak olması. Biliyorsunuz şu an TCG Anadolu gemimizi geliştiriyoruz ve o da kısa pistli bir gemi. O gemide Bayraktar Kızıl Elma'nın kullanılacak olması deniz aşırı görevlerde savaş uçağı kullanabilmemiz anlamına geliyor. Yani devasa bir uçak gemisi sahibi olmanın bir tık altı diyebiliriz. Hatta yakın geleceğin savaş konseptinde tam anlamıyla bir uçak gemisi sahibi olmakta diyebiliriz buna. Bayraktar Bayraktar kızıl elma bu yönüyle ordumuzun gücüne güç katacak. Çünkü özellikleriyle etkili bir sistem. 6 ton kalkış ağırlığı olacak ve 1,5 ton faydalı yük taşıyabilecek. Ayas araları entegre edilecek ve 5 saat havada kalma süresi olacak. Belki hepsinden önemlisi gövde içinde taşıyacağı mühimmatları sayesinde düşük radar izine sahip olacak. Yani boyutlarını da hesaba katarsak bugün bildiğimiz hayalet uçaklardan çok daha görünmez bir uçağa sahip olacağımızı söyleyebiliriz. Bayraktar Kızıl Elman'ın 2023 yılında ilk uçuş testinin yapılması İnşallah hiçbir aksam olmadan bu test gerçekleştirilir ve bize de tarihe şahitlik etmek kalır. Bugün konuşacağımız son gelişme de yine savunma sanayimizin havada yakaladığı bir başarıyla ilgili. Biliyorsunuz TUSAŞ Türkiye'nin ilk milli jet motorlu askeri uçağını yani Hürjet'i geliştiriyor. Geçtiğimiz yıl Savunma Sanayi İcra Komitesi Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanıp önemli bir karar almıştı. Düşük yoğunluklu seri üretiminin başlamasına karar verdiler ve bu doğrultuda çalışmalar da hızlandırılmıştı. Bu hafta gelen habere göre Artık TUSAŞ Hürjet'in parça üretimini tamamladı. İlk prototipin montaj faaliyetlerinin ise yarısından fazlası bitmiş durumda. Bu yılın ortasına kadar yani önümüzdeki 1-2 ay içinde TUSAŞ Hürjet'in nihai montaj aşamasına geçecek ve bu yılın sonunda Hürjet hangardan çıkarılacak. Yer testleri yapıldıktan sonra da 18 Mart 2023'te ilk uçuş gerçekleştirilecek. İlk etapta bu proje kapsamında 4 uçak üretilecek. 2 adet prototip uçabilir uçak ve test faaliyetlerinde kullanılacak 1 adet statik, 1 adet de yörünge test uçağı üretilecek. Bu bahsettiğim prototiplerin tamamının üretim süreci de şu an devam ediyor. Bundan sonrasında savunma sanayimiz durdurulamaz. Her alanda yeni ve çok daha gelişmiş platformlar üretmeye devam edecektir. Ama jet motorlu uçaklarda bundan sonra ne üretirseniz üretin hürriyetin farklı bir yeri olacak. Çünkü o bizim her zaman ilk göz ağrımız olarak kalacak. Hem jet eğitim hem hafif taarruz uçağı olarak da bize ciddi bir katkısı olacak. 3 tona yakın yük kapasitesiyle operasyonlarımızda da aktif şekilde kullanılabilecek. Şimdiden ülkemize hayırlı olsun diyelim. Bugün konuştuğumuz gelişmeler son 1 hafta 10 gün içerisinde yaşanmış savunma sanayi gelişmelerinin sadece başlıcalarıydı. Artık sanayimiz öyle bir hale geldi ki bir haftalık bir süreçte yaşanan gelişmelerin tamamından 8-10 dakikalık bir videoda bahsetmek mümkün değil. İnşallah burada yakalanan ivme her gün, her ay, her yıl artarak devam eder. Çünkü dediğim gibi bu gelişmeler hem ordumuzun elini güçlendiriyor hem siyasilerimizin. Ordumuzu anladık da siyasilerimiz ne alaka demeyin. Dış politikada istediğiniz kadar başarılı politika üretin. Masaya oturduğunuzda önünüze konulacak bir ambargo kartı varsa başarı yakalayamazsınız. İşte sürekli bahsettiğimiz bu tarz gelişmeler karşımızdaki devletlerin ambargo kartlarını birer birer ellerinden almak anlamına geldiğinden dolayı ayrıca kıymetli. O yüzden inşallah her hafta ya da her ay Batının ambargo kartlarının bir kısmının daha ellerinden alınışına şahitlik ederiz. Allah'a emanet olun.